Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugünkü dersimizde Allah'ın Resulü'nün sağıma baktım onu gördüm, soluma baktım onu gördüm dediği bir kadından, Ümmü Ümare'den bahsedeceğim. Ümmü Ümare, Uhud Savaşı'nda eşi ve oğluyla birlikte sevgili Peygamberimizin etrafında adeta bir halka olarak onu savunan kadın. Şüphesiz bugün bir kadını konu edinmemin sebebi elbette ki Uhud Savaşı'nda göstermiş olduğu üstün başarı olmakla birlikte bugünün Dünya Kadınlar Günü olması. İtirazlarınızı, gülümsemelerinizi duyar gibiyim. Belki bu konuyu buraya çekmemi anlamakta zorlanıyor da olabilirsiniz. İnanın ben de hiç kolay anlatmıyorum. Fakat Türkiye'de maalesef 8 Mart çiçek, böcek, bilezik, kolye tüketim ekseninde sunulduğu için bizdeki bu tepkiler de haklı. Fakat değerli dinleyiciler, aslında 8 Mart'ta hiç de öyle Türkiye'deki sunulduğu gibi tüketimin objesi değildi kadınlar. 8 Mart 1857 yılında çoğu kadın, 129 kişi bir dokuma fabrikasında yanarak can verdiler. Çünkü dokuma sektöründe çalışanların çoğu kadındı ve kadınlar da bir takım hakları doğrultusunda greve gittiler. İşte eşit işe, eşit ücret gibi, süt izni gibi, doğum izni gibi bir takım haklar için greve gittiler. Greve gidilen bir fabrikada yönetim dışarıyla bağlantıyı kesmek için fabrikadakileri fabrikaya hapsetti ve önlerine de briketleri yığdı çıkışlarını engellemek için. Fakat bilinmeyen bir sebeple bir yangın çıktı ve çoğu kadın, 129 kişi öldü. Birleşmiş Milletler, Emekçi Kadınlar Günü, işte Çalışan Kadınlar Günü adı altında bu günü günümüze kadar getirdi ve Türkiye'de 1975 yılından itibaren 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak hatırlamaya, çünkü kutlanası bir gün değil, hatırlamaya, anmaya başladı. Değerli dinleyiciler, Diyanet İşleri Başkanlığımız da yine kadınların, yani İslam'ın kadına verdiği değerin ve önemin doğru anlaşılması düşüncesiyle 8 Mart'ta her sene bir tema belirleyerek İslam'ın kadına verdiği değeri anlatma konusunda özellikle din görevlilerine bir tema gönderir. O çerçevede de bizler bu günleri hatırlamaya, anmaya çalışırız. Ben siyer dersi yaptığım için de İslam tarihinde ve özellikle Uhud Savaşı'nda yararlılık göstermiş olan Ümmü Ümare'nin başkanlığında İslam'ın kadına verdiği değeri de biraz anlatmak istiyorum. Ümmü Ümare'nin göstermiş olduğu Uhud'daki yararlılık ve daha sonra katılmış olduğu diğer savaşlardan tek istediği bir şey vardı. Allah'ın Resulüne demişti ki, dua et, ben cennette senin komşun olayım. Bir kadının bütün bu yararlılıklar sonucunda tek beklediği şey Allah'ın Resulü ile cennette komşu olmaktı. Bir kadın neden bu kadar Allah'ın Resulünü sever? Belki de en çok kadınlar sever Allah'ın Resulünü. Çünkü horlandığınız, dışlandığınız, hatta diri diri toprağa gömüldüğünüz, hiçbir hukukunuz, aile hukukunuz, miras hukukunuz olmadığı, insanlığınızın sorgulandığı, bir tek Arap Yarımadası değil, dünyanın hemen hemen her yerinde bir dönemde Allah'ın Resulü, Allah'tan aldığı vahiy ile kadınları yüceltti. Kadınlar Allah'ın Resulü'nün dilinden vahyi duyduklarında işte bu inanış ve aşkla Allah'ın Resulü'nü daha fazla sevdiler. Çünkü Allah Teala Nisa suresi 124. ayette şöyle buyuruyor. Erkek veya kadından her kim inanarak iyi işlerde iş yaparsa İşte öyle kimseler cennete girerler ve zerre kadar da haksızlığa uğratılmazlar. Bununla müjdelenen kadınlar elbette ki Allah'ın Resulünü seveceklerdir. Yine sevgili Peygamberimiz savaştan
Medine'ye döndüğünde oğlu, babası, kardeşi şehit olmuş bir kadına bu durumu nasıl açıklayacakların endişesi içindeyken o kadın Resulullah sağ mıdır diyerek her seferinde Allah'ın Resulü'nün sağ olmasıyla birlikte hamd etmiştir. Bir savaşta en yakınları şehit olan bir kadının Allah'ın Resulü'nün sağlığıyla sevinmesi aslında kadınların da İslam dinine olan bağlılığının bir göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz Medine'ye hicretinden sonra oradaki sosyal ve dini hayatı düzenlemek adına hem kadınlardan hem de erkeklerden beyat almıştır. Özellikle kadınlardan aldığı yani onları yönetime dahil ettiği anlaşmalar, beyat maddeleri Allah hiçbir şeye ortak koşmamak, zina yapmamak, iftira atmamak, çocukları öldürmemek, dine ve akla uygun olan işlerde Allah'ın Resulüne karşı gelmeyeceklerine dair kadınlar erkeklerle birlikte Allah'ın Resulüne söz vermişlerdir. Ve belki de davalarına dışlanmış oldukları, aşağılanmış oldukları o sisteme karşı baş kaldırmak adına her şeyden daha fazla sahip çıkmışlardır. Sevgili Peygamberimiz de başta kendi eşleri ve çocukları olmak üzere kadınları ayrı bir statüye, ayrı bir konuma sokmamış. Aksine biraz önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimede de olduğu gibi erkek ve kadın kim iyi iş yaparsa onlara cenneti müjdelemiştir. Sevgili Peygamberimiz kadınların eğitimine de önem vermiş ve erkeklerle birlikte bütün vakit namazlarına, cuma ve bayram namazlarına katılmalarını istemiş. Bu konuda erkeklerin kendilerine engel olmalarının doğru olmadığını erkeklere belirtmiş ve haseten ayrıca da yine özel olarak sevgili Peygamberimiz kadınlara dersler vermiştir. Ümmü Ümare dediğimiz Nesibe aslında ikinci Akabe biatında 75 kişilik grubun içerisinde iki kadından biridir. Sevgili Peygamberimize ikinci Akabe biatında beyat etmiş bir kadındır ve Peygamberimizin Medine'ye gönderdiği öğretmen Musab bin Umeyr'in aracılığıyla da ilk Medine'deki ilk Müslüman olan kadınlardan birisidir. Ümmü Ümare kendisi Uhud Savaşı'nı şöyle anlatıyor. Diyor ki ben askerlerin durumunu merak ettiğim için gittim. Baktım ki her şey çok da güzel. Müslümanların bir zaferi ve galibiyeti var. Fakat bir süre sonra savaşın seyri değişti ve Allah'ın Resulü'nün etrafında hemen hemen hiç kimse kalmadı. 10 kişi kadar kaldı. İşte o sırada Ümmü Ümare oğlu ve eşiyle birlikte sevgili Peygamberimizi savunuyor. Hatta oğlu yaralandığında Peygamberimizi savunamayacağı için üzülüyor. Oğlunun yarasını tedavi ediyor ve birlikte savaşmaya devam ediyorlar. Ümmü Ümare Uhud'da aldığı yara sebebiyle bir yıl kadar tedavi görüyor ve ondan sonraki diğer bütün savaşlara da katılıyor. Hatta öyle ki Hazreti Ebu Bekir döneminde yalancı peygamber Müseylemetül Kezzab ile yapılan savaşta da aktif olarak görev alıyor ve Müseylemetül Kezzab'ın öldürülmesiyle Allah'a şükrediyor, secde ediyor. Değerli dinleyiciler, sevgili Peygamberimizin döneminde Medine'de kadınlar hayatın içerisindeydiler eşleriyle birlikte. Kadınlar daha çok tabii ki kendi becerilerini de öne çıkarabilecek meslek gruplarını icra ediyorlardı. Terzilik, attarlık, dericilik, dokumacılık gibi meslekler icra ediyorlardı. Fakat bunların yanı sıra mesela Şifa el-Adeviye diye bir kadın İslam tarihi kaynaklarında rastlıyoruz. İdari kabiliyet yüksek birisi. Pazarlarda denetleyici, adeta bugünkü zabıta görevini de üstleniyor. Sevgili Peygamberimizin döneminde.
Yine savaş halinde de özellikle savaşın gerisinde hizmet etmek için kadınlar, birçok sahabe kadın bulunuyor. İşte asıl amaçları yaralıları tedavi etmek, su taşımak ve zamanı ve yeri geldiğinde Ümmü Ümare gibi düşmanla çarpışmak gibi durumda da savaşlarda yer alıyorlar. Uhud Savaşı'nda 14 tane kadın sahabenin de bulunduğunu, özellikle geri hizmette bulunduğunu biliyoruz. Uhud'dan sonra da yine diğer savaşlarda ve gazvelerde sevgili Peygamberimiz hem kura çekerek eşlerden birisini yanına alır, hem de sahabe kadınlar bu savaşlara özellikle geri hizmetlerinde bulunmak üzere katılırlardı. Değerli dinleyiciler, Allah Teala insanı yeryüzünün en şereflisi kıldı ve onu yeryüzünün de halifesi tayin etti. Bunu yaparken de kadın ya da erkek diye değil, insan olmaları özelliğiyle onlara hitap etti ve dedi ki Bismillah ve lekat kerramna beni Adem, biz beni Adem'i keremli kıldık, şerefli kıldık, değerli kıldık dedi. Allah'ın değerli kılmış olduğu insana sistemler, dönemler, kişiler başka başka payeler vermez. Değer ancak Allah'ın katındadır. Bir insan kadın olarak, erkek olarak değerli ya da değersiz olmaz. Ancak ahlakı sebebiyle olur. Rabbim kadın olarak da, erkek olarak da Allah'ın Resulünün önüne geçmemeyi, haddimizi bilmeyi, sınırımızı bilmeyi bize nasip eylesin. Ve bütün dünyada kadınlar ve çocuklar üzerinden, zaman zaman zayıflar üzerinden yürütülmüş olan, tabii ki şiddet her yerde var ama şiddeti de Rabbim en kısa zamanda rahmete, merhamete çevirsin. O insanların yüreklerine ve kalplerine merhamet versin. Hiçbirimizi de merhametten ayırmasın. Evet, Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık inanmış erkek ve kadına o işi kendi işlerine, isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Rabbim Ahzab suresi 36. ayet-i kerimede Rabbim bu şekilde ona karşı gelmekten bizi muhafaza etsin diyerek ben bugünkü dersimizi bitiriyorum. Kadın din içimizdeki dinleyen kadınlar varsa da onların Dünya Kadınlar Günü'nü ayrıca tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu bizim için bir düşünme, yeniden bir tazelenme olsun ve Miraç Kandilimizde şimdiden tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun.